Arkadaşlar şu an Migros'tayım. Türkiye'de. Fiyatlar inanılmaz. Yani bakıyoruz oğlum. Şöyle dandik bir oyuncağa 100 lira istiyor adamlar. İnanılmaz. Türkiye felaket arkadaşlar. Felaket artmış. 2 dolarlık oyuncak burada 70 lira. Şaka gibi ya. Şunlar 5 dolar normalde. 150 lira. 150 lira. Vay babam vay. Sonra konuşacağız. 3 tane küçük kornet aldım. Algida 20 lira. Bir tane sigara alıyorsun Marlboro, o da dandik. 19 lira. Küçük bir kola alıyorsun 3 lira. Kola kolalıktan çıkmış artık. Yani zam yapamadıkları ürünün kalitesini düşürmüşler. Bakın şöyle bir oyuncak. Dinozor 200 lira. Şaka gibi ya. 15 dolarlık oyuncak burada 200 lira. Hani diyorlar ya Türkiye'de her şey ucuz. Ucuz. Şuraya bak ya. Bu ne lan? Adamlar puzzle satıyor 200 liraya. Fena ya. Ne olmuş oğlum burası? Uçmuş. 3 tane balon 17 lira. Kafayı yemişimler. Hani diyorlar ya dolarla mı maaş alıyorsun? İşte görüyoruz doların etkisini. Her şey ateş pahası. Olur. Al onu. Şuraya bakın ya. Dandik bir kilit 22 lira. Bir makas 10 lira. Uçmuş bunlar. İşiniz kolay değil arkadaşlar. Bunu ben söylüyorum. Ülke iyice zıvanadan çıkmış. Fiyatlara bak ya. Yuh. Şuna bak. Dandik bir cooler 170 lira. Aynısı Sofya'da 30 lira. Fena fena olmuş buralar. Yaşanmaz. Şöyle bir Karadeniz çayı 29 lira olmuş. Ben Türkiye'ye gelirken metroya uğramıştım. Videosunu da çekmiştim. Metroya uğramadan önce de metronun hemen yanında bulunan Jumbo'ya uğradım. Jumbo'dan oyuncak aldım bir sürü. Defter aldım, yapboz aldım. O kadar alışveriş yaptım. Bir poşet böyle doldurdum. Sadece 40 lev ödedim. Koca bir 2000'lik puzzle 10 levaydı. Görüyorsunuz arkadaşlar aradaki farka bakın. Dağlar kadar fark var. Uçmuş bunlar ya. Fena arkadaşlar. Ama ben diyebilirim ki bakın 8 lira 1 dolar. 1 dolara denk geliyor diyebilirim. Ucuz diyebilirim ama değil arkadaşlar. Pahalı, aşırı pahalı. Bunu ben net gördüm. Bakkala gidince gördüm. 3 tane küçük dondurma, 1 paket sigara aldım. 40 lira para ödedim ya. Şaka gibi. Fena. İki tane diş macunu 35 lira. Yuh. Yani biralara girmek dahi istemiyorum. Bira, cin, alkol bunlar artık Türkiye'de lüksten de öte. Şuna bak. Bir Johnny Walker 200 lira olmuş. Yuh. Bir önceki videomu izleyin. Bulgaristan'da çektiğim videoya bakın. Bir oradaki fiyatlara bakın, bir buradaki. Şuna bakın. Yakında sıfır atmaya başlarlar gene. Ancak öyle kurtulacaklarını sanıyorlar. Bakın Budweiser var burada. Ne kadarmış Budweiser? 4 tane 52 lira. Amerika'da şunun 4 tanesi 2 dolar.
2 dolar, evet yanlış duymadınız. Amerika'nın en dandik birası. Pringles Amerika'da 1 dolar. Burada 12 lira. Felaket, felaket. Neyse. Bakın geçen gün metroda çektim. Altılı Efes metroda ne kadardı? Burada ne kadar? Bakın. Burada altılı Efes 73 lira. Aynı bira Bulgaristan'da alıyorsunuz. 6 tane var içinde. 10 küsür leva. Aradaki farka bakın. Ben gene bir koli şundan alayım. 12 leva. Ya da Schumensk alalım. Bir koli daha Schumensk, tamam. Evet. Türkiye öncesi alışverişimiz tamam. Efes de varmış bakın. Efes'in de kolisi 7.25. Altılı koli. Görüyorsunuz yalan yok. Efes. Altılı koli. 7.25. Efes almıyoruz. Gerek yok. Millet nasıl içsin? Millet nasıl keyif yapsın? Evet oğlum. Everything expensive diyor. Benim çocuğum bile anlıyor. 6 yaşında baba her şey çok pahalı diyor. Fena ya. Ülke uçuşa geçmiş. Resmen uçuyoruz. Arkadaşlar. Bisküvilerin yarısı gitmiş. Şuna bak. Paketler küçülmüş. Bunlar önceden 2 katıydı. Şimdi yarısına düşmüş. Malzemeden çalıyorlar. Zam yapıyorlar, bir de malzemeden çalıyorlar. Şuna bakın. Fena. Benim en sevdiğim kakaolu bisküvi Etin'indir. Yani şunun üstüne bisküvi tanımam. Bunu çok seviyorum. Bir tane bundan alacağım. Varsa aslında başka modeli varsa ondan da alırız. Ha, Negro. Pardon, bu değil ya. Negro alacağız. Bir tane Negro alalım. Evet oğlum. Bakın küçücük çocuk bile diyor. Baba bunlar diyor expensive diyor. Fiyatını gördü. Parmak kadar arabaya istedikleri fiyat 20 lira. Şaka gibi. 20 lira, evet yanlış duymadınız. Şöyle parmak kadar, bakın parmak kadar arabalar. Bunların tanesi Amerika'da 50 cent. Tablerón, küçücük tablerón 16 lira. Yu. Tamam. Oğlum bir tane Kinder istiyor. Keşke size alsaydım Bulgaristan'dan. Bulgaristan'da Kinder'in kolisi. İçinde 100 tane var. 50 lira. Dikkatimi çeken bir şey arkadaşlar. Alışveriş yapanların sepetleri hep boş. Herkes gramla alıyor. Bu fiyatlarda nasıl da olsun ki sepetler. Bakın. Bütün sepetler boş. Fena. Ülke uçuşa geçmiş. Haberimiz yok. Önceden 100 grama satılan Nestle 60 grama düşmüş, incelmiş bakın. O kadar incelmiş ki yakında sadece kokusunu satacaklar. Her şey küçülmüş, her şey. Fiyatlar yükselmiş, ürünler küçülmüş. Şaka gibi.